Merhabalar, tekrar karşınızdayım. Bugün yine çok önemli konularımız var. Hatta son dönemlerin en önemli haftalarından birini geride bıraktık. Ben genel bir değerlendirme yapalım istiyorum. Ve bu değerlendirmelerin ardından geleceğe dair fikirlerimi sizlerle paylaşıp bir ufak meme coin sepeti yapmayı planlıyorum. Kriptocular tarafından yabancı hisse senetlerini incelemeyi planlıyorum. 2 adet. Bir de vaktimiz kalırsa önemli bir fonu daha bu video içerisinde birlikte inceleyeceğiz. Lütfen ben tüm bunları anlatırken sizler videoyu beğenmeyi ve en azından teşekkürler yazarak bir dostunuz ile paylaşmayı unutmayınız. İlk konumuz elbette ki Ethereum ETF olacak. Uzun süredir beklenen ETF onayı Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saatlerinde SEÇ tarafından onaylandı. Aslına bakılırsa ben ve herkes eninde sonunda bu onayın gelmesini bekliyordu. Çünkü son videoda da aktardığım üzere Bitcoin ETF'lerini onaylayan SEÇ, SEÇ'in Ether ETF'lerini onaylamaması gerçekten anlamsızdı. Ama bu kadar hızlı bir onayın da gelmesini beklemiyordum diyebilirim En azından bu ilk toplantıda bir erteleme çıkar Bir ay içerisinde bir onay gelir diye düşünmekteyken Hızlıca bir onay geldi Peki neler oluyor? Neden bu kadar hızlı bir onay aldı? E bu onay gelecekte kripto para piyasasını nasıl şekillendirir? Ne yönde etkiler? Öncelikle şunu bilmelisiniz ki bu karar Siyasi baskılar sonucunda doğdu Kimse bunun aslını inkar edemez Çünkü Trump neredeyse son dönemlerdeki seçim takvimini en popülist söylemlerle doldurmuş durumda. Söylemlerin de en başında kripto paralar ve elbette ki ETF onayları vardı. Zaten bu kanalı yakından takip ediyorsanız son 15 günde 20 günde Trump'ın açıklamalarını olan biteni biliyorsunuzdur. Kripto paralar ve ETF onayları Trump için en büyük seçim vaatlerinden biriydi. Biden ve demokratlar ise bunun tam tersinde bir tutum sergilemekteydiler. Gerek kripto paraların gerekse de kripto para düzenlemelerinin yetersizliğinden dem vurarak önlerine bu konu hakkında gelecek her düzenlemeye veto kararı çıkacağı veto edecekleri tarafında açıklamalar vardı. Ama bu sert tutumlarından geçen hafta vazgeçtiler. Çünkü anketlerde Trump farkı açıyor. Polis söylemler seçim atmosferinde her zaman işe yarar. Yani Trump'ın vaatleri Biden'ın vaatlerini süpürmekte. Gördüğünüz gibi dünyanın her yerinde virüs seçim vaatleri tıpkı bizlerde olduğu gibi sert siyasi tutumların bir anda evşemesine sebebiyet vermekte. Önüme gelen her kripto düzenlemesine red vereceğim diyen Biden bir anda 180 derece dönerek seçe kripto paraların özellikle Ether ETF'nin onaylanması baskısını yaptı. Ve Ether onayı da Böylelikle ETF onayı da böylelikle geçmiş oldu. Peki bundan sonra bu piyasaları neler bekliyor? Biliyorsunuz ki ETF onayları demek artık bu kripto paraların neredeyse regülasyonlarının da tamamlandığı anlamına geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde normal borsalardan kripto para ETF'lere yani hisse payları yani hisseleri alınır hale geldi. Bu durum bu sistem için, kripto para ekosistemi için olağanüstü bir gelişmedir. Çünkü erişimi kolay ve güvenilirliği artan her yatırım aracı bir süre sonra daha gözde bir hale gelir. Peki yani bu karardan sonra bu piyasalar hemen uçar mı kaçar mı? Aslına bakılırsa zaten bugünkü Ether fiyatı ETF onayını öncelikli olarak fiyatlamış 3000 dolarlardan 3700-3800 dolarlara gelmişti. Ama velakin uzun vade için artık daha büyük rekorlar kırmaması için önünde neredeyse hiçbir engel yok diyebilirim. Elbette kripto para piyasaları riskli para piyasalarıdır. En riskli para piyasaları kripto para piyasalarıdır. Yani yarının ne olabileceğini kestirebilmek neredeyse imkansızdır. Ve fakat alınan bu ETF onaylarıyla birlikte en azından güvenilirliğine, en azından geleceğine, geçmişe nazaran birazcık daha tahmin edilebilir. Birazcık daha riski düşürerek yatırım yatırım, yatırım yapılabilir bir hale geldi. Ether önemli. Çünkü Ether ekosistemi diğer bütün ekosistemlerden daha güçlü. Bir adım öndeydi zaten. Onay ile birlikte üzerinden büyük bir yük daha kalkmış oldu bu sistemin. Evet belki market büyüklüğü hiçbir zaman Bitcoin kadar güçlü olmayacak. Ama belki dikkatinizden kaçmıştır. Sol tarafından görmektesiniz. Son 24 saatlik işlemlerde, saatlik işlemlerde Ether Bitcoin'in önüne geçti, yani üzerine çıktı. Elbette ki ETF onayıyla birlikte buraya yönelen yatırımcılardan kaynaklı bir durumdur ama bu da önemli bir şeydir. Kripto paralar tarihi bir süreç yaşıyor. kabul etsek de etmesek de hayatımıza iyiden iyiye girdiler, gelişmeye devam etmekteler. Fakat şahsi düşüncemdir. Bu regulasyonlar, bu düzenlemeler ile birlikte eskisi gibi veya eskisi kadar spekülatif hareketler göremeyiz gibi mi geliyor veya görmesi daha da zorlaştı. Yani bir gecede yüzde 500, yüzde 1000, yüzde 2000lik artışlar rally yapan altcoin'lere görmek bence artık bir hayli zor. Hiç mi olmaz? Elbette ki olabilir. Burası kripto para piyasası. Fakat daha zor bir hale geldi diyebilirim. Olmaz olmaz. Hiçbir şeyi bugünden tahmin edemeyiz bu piyasalarda. Eğer sizler de ben gibi bu sistemin sürecine ayak uydurmaya çalışan bireylerseniz yakından takip etmeyi seviyorsanız kendinize de 2026 yılına kadar en azından bir fırsat vermek istiyorsanız böyle Murat'cığım 10 lira 20 lira 50 lira 100 lira 150 lira 200 lira gibi sat paralarla birikim yapmak istiyorsanız Böyle bir niyetiniz varsa bir gecede ben tüm paramı kaybedemem diyen mantıklı bireylerseniz bu piyasada ana paranızla bulunmak yerine arttırdığınız paralar ile bulunmak istiyorsanız sol tarafıma dün gece yapmış olduğum shitcoin ve memecoin sepetini bırakıyorum. Benim video çektiğim saatler itibariyle bu coinler baya baya yükseldiler. Lütfen düşüş bekleyiniz. Elbette ki geri gelecektir. Her zaman olduğu gibi. Düşüş bekleyin, düşüş bekleyin. En dipten toplama fırsatını yakalayın. Ben bu coinleri param arttıkça, benim bollaştıkça ufak ufak biriktirmeye başladım. Zaten aslına bakılırsa bir önceki sepetim yani Bitlo'da olan sepetimiz biliyorsunuz yani neredeyse en dipten beri topluyorum. Ama bu da Ether onayından sonra bize bir fırsat da olsun diye yapmış olduğum bir sepet. Kimseye gidin alın diyemem. Bu benim kendi şahsıma yapmış olduğum bir sepet. Sizinle incelemeniz için paylaştım bir sepet. Herkesin aklı zannedersem kendine yetiyordur. Başkasından akıl almaya gerek yoktur. Her zaman son karar verici siz olduktan sonra da pişmanlık yaşamazsınız. İçerisinde Matic var, Uniswap var, Dogecoin var, P var, Bonk var ve Ship var, Floki de var. Bilginiz olsun okuyamayanlar için söylüyorum. Ha ben aldım yarın paramı katlayacağım diyorsanız şimdiden sizlere geçmiş olsun arkadaşlar. Böyle bir sistem şu anda yok. Bitlo ile olan sözleşmem bugünlerde bitti arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeni bir sözleşme yapar mıyız bilmiyorum. Kendilerinin teklifleri bana uyarsa büyük de üzerinden bir yeni sözleşme ile devam edebilirim. Ama uymazsa da farklı bir kripto para borsasıyla planlarım var. Daha güzel, daha gelişmiş bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum şu an için erken bir şey söyleyemem ama yani yaklaşık 6-7 yıldır olan sözleşmemiz ne üzere. Kendileri Bugüne kadar bizleri hiç yanıltmadılar. Sağ olsunlar. İyi ki varlar. Bu kadar koca koca borsalarda problemler çıkmışken kendilerinde neredeyse hiçbir problem, kendileriyle birlikte neredeyse hiçbir problem yaşamadık. Biliyorsunuz. Bakalım nasıl belki devam ederiz, belki de etmeyiz. ETF ve kripto konusunu burada kapatıyor ve diğer konularımıza geçiyorum. Son videoda aktardığım üzere Nvidia bilanço açıkladı ve tam benim beklentim şeklinde oldu diyebilirim. Muhteşem bir başarıya imza atarak inanılmaz bir karlılık açıkladılar. Ya, Nvidia o kadar büyük bir şirket haline geldi ki. Şirketin büyüklüğü, bakın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir şirketten bahsediyoruz. Nvidia'nın büyüklüğü, hacmi, içinde barındırdığı para Rusya borsasından daha büyük. Tek hisse senedin Rusya borsasından daha büyük. Düşünebiliyor musunuz? Gelen verileri ve bilançoyu hızlıca, hızlıca sizlere okuyayım. Sonra neden da önemli olduğunu da anlatayım. Nvidia ilk çeyrekte yıllık bazda %262 artışla 26.4 milyar dolar gelir elde etti. Tip devinin net karı yıllık bazda %462 artarak 15.2 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde yeni çip serisi Blackwell'i tanıtan şirketin veri merkezi, veri merkezinin gelirleri ise yıllık bazda %427 artışla rekor kırarak 22.6 milyar dolara ulaştı. Nvidia'nın yapay zeka pazarındaki %80'lik baskın konumu ve atılan adımlar sonucunda şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini desteklemeye de devam ediyor. Yani chip konusunda ve yapay zeka konusunda da büyümeleri devam etmekte. Nvidia'nın ilk çeyrekte sektör ortalamasının oldukça üstünde sayılan %78.9 gibi yüksek bir brüt marjı da bildirildi. Şirket ayrıca yılın geri kalanı için brüt marjlarını %75.5 civarında tutmayı hedeflediğini de belirttiler. Nvidia hisselerini daha erişilebilir kılmak amacıyla hisse bölünmesi kararı aldığını da duyurdular. Ona göre şirket hisseleri 10A1 oranında bölme kararı alarak yani onda bir oranında bölme kararı alarak her bir hissedara bir hisse için 9 ek hisse vereceğini de açıkladı. Bu bölümde 7 Haziran'da gerçekleşecek ve Nvidia 10 Haziran'da bölünmüş hisselerle işlem görmeye başlayacak. Peki şöyle sizlerle Nvidia hissesine tekrar bir göz atalım. Dediğim gibi bu kanalı takip edenler zaten 1 yıldır 1,5 yıldır Nvidia hissesini bizlerin takip ettiğini sadece Nvidia hissesini değil ama takip ettiğimiz hisseler içerisinde ilk sırada her zaman Nvidia hissesinin olduğunu bilirler. Döne döne boğazımı patlata patlata Nvidia hisselerini o günlere sizlere anlatmıştım. Bir de 3 ay önce sizlere anlatmış olduğum bir yabancı senedi daha vardı. Sağ olsun bir arkadaşımız yorumlarda bana hatırlatmış. Çok sevindim. Hemen o hisseye de bakacağız sizlerle birlikte. Midas'ı açıyoruz. Şimdi şöyle telefonu birazcık uzak tutayım. Midas'ı açıyoruz. Ekran kaydına basıyorum ve geldik. Hemen Nvidia'ya girelim arkadaşlar. Son 1 yıllık verilere bakalım. Hani 1,5 yıldır anlatıyorum ama <laughs> son 1 yıllık verilere bakalım nereden nerelere gelmiş. 380 dolarlardan Nvidia hissesi 1064 dolarlara kadar yükseldi. Yani şirketin bu yükselişinin altında elbette ki yapay zeka var. Elbette ki tip üretimi var. Ama bence en önemlisi ve ben burada hep bir komplo teorisi üretiyorum. Bence kripto paranın yatırı yaratıcısı da video olabilir. Yani böyle bir inanışım var. Bilmiyorum ileride doğruluk payı çıkar mı çıkmaz mı ama böyle de büyük bir şirket. Gördüğünüz gibi yükselmeye devam ediyor. Elbette ki bu yükseliş bir yerde kar satışı getirecektir. Kar satışını beklerseniz kendiniz için iyi edersiniz. Hisse bölünmesini beklemeden ya ben bir tane alayım e, hisse bölündükten sonra daha karlı olabilir diye düşünüyorsanız da gerçekten de mantıklı bir şey yapmış olursunuz. Ama dediğim gibi bu yükselişin hafif hafif düşmesini beklerseniz kendiniz için daha iyi bir şey yapmış olursunuz diye düşünmekteyim. Diğer detayları zaten Midas sizlere buradan veriyor. de bilirsiniz. Videonun önü açık ama hisse bölünmesinden sonra tekrar bir inceleriz diye düşünüyorum. O zamana kadar dikkatli olmakta fayda var. Evet. Del. Hatırlarsanız deli sizlere yaklaşık böyle bir bir buçuk ay, iki ay kadar önce anlatmıştım. Aylık verilere baktığımız zaman 93 dolarlarda görmektesiniz. Ben de tam olarak 93 dolarlarda anlatmıştım zaten sizlere. 93-94 dolarlar civarında anlatmıştım. Bugün Dell 160 dolarlara kadar yükseldi. Hatta o gün anlatırken dedim ki ya ben zaten derin sistemini kullanıyorum kendi bilgisayarlarımda. Neden daha önce bunu sizlere anlatmamanın da pişmanlığını yaşıyorum demiştim. 93 dolarlardayken bugün 160 dolarların hemen üzerinde Dell seyretmekte. Elbette ki son dönemlerdeki yükselişler e, sizleri almak için heyecanlandırabilir ama ya düşüş beklerseniz kendiniz için daha iyi edersiniz diye düşünüyorum. <laughs> Affedersiniz boğazında bir problem var. Her zaman 150-147 dolarlar aralığını beklemek daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Ve ekranı kapatıyorum. Sizlerle paylaşırım. Şuraya koyarım. Sizler de oradan görürsünüz zaten. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Biliyorsunuz zaten %50 seviyesinde sabit kalmasını ben de bekliyordum. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi. Fakat aklıma takılan bazı konular var. Yani Sayın Şimşek Mayıs ayında enflasyonun %75 varında olmasını beklerken faizlerin bence bir tık daha arttırılabilme olasılığı vardı. Ama sabit tutma yönünde bir karar aldılar. Haliyle bu şekilde devam ederlerse bence 3 ay içerisinde bir faiz indirimini de tasarlıyorlardır. Çünkü son dönemlerdeki Merkez Bankamızda bir rezervlerin artışıyla birlikte buna da hazırlandıklarını düşünmekteyim. Ağır aksak ilerlesek de yine atılan adımların belirli ölçüde doğru olduğunu düşünüyorum. Bu adımların doğru atılmasıyla birlikte borsamız her zaman güçlü kalacaktır. Bu dönemlerde kur korumalı mevduattan çıkan para ve özellikle mevduat faizlerinin yavaş yavaş aşağıya gelmesiyle çıkan paranın da belirli ölçüde borsaya kayacağını düşünüyorum. Evet, bu elbette borsa düzeltme yapacaktır. Elbette borsa kar satışları gelecektir. Mehmet Şimşek'in şu söylemine kesinlikle katılıyorum. Borsa bir oyun alanı değildir. Benim de en nefret ettiğim sözlerden biri borsa oynuyor musundur? Borsa oynanmaz arkadaşlar. Borsaya yatırım yapılır. Hisse senedi birikimleri yapılır. Borsa oynanmaz. Bilginiz olsun. Yani son dönemlerde görüyorum yine birçok kişi borsaya akın etmekte ama bir yerde terslik alacaklardır. Dikkatli olmakta fayda var. Uzun vade düşünmekte fayda var. Çünkü ben birçok hisse senedimizin hala çok ucuz kaldığını düşünen taraftayım. Videoda çok fazla yer vermek istemesem de carry trade olayını bilmektesiniz. Nedir carry trade? Yani yabancıların Türkiye'deki yüksek faize gelip paralarını yatırması aylıkta %5, %10 bazı yerlerde %12'lik dolar faizi alarak gittiklerini biliyoruz. Haliyle bugün Merkez Bankamıza giren paranın da aslında Türkiye'de doların belirli ölçüde sabit kalmasının da altında yatan konulardan biri budur. Ben anlayabileceğiniz şekilde söyleyeyim. Geçmiş yıllarda Japon ev kadınları konusunu hatırlıyorsunuz değil mi? Onlar da Türkiye'deki yüksek faizleri değerlendirmek için gece saatlerinde yüklü girer. Bir gün sonra da yani gecelik kayıtlarla birlikte hisselerini doldurarak çıkar giderlerdi. Bu dönemlerde de hem doların bu seviyelerde sabit kalması hem de yabancıların işte bu yabancı fon yatırımcılarının Türkiye'ye gelip yüksek faizler alarak, dolara yüksek faizler alarak yatırım yapmaları anlaşılabilir. Fakat burada anlaşılamayan bir durumu sizlere açık ve net şekilde söyleyeyim. Bunlar kalıcı yatırımcılar asla değildir. Evet bugünlerde doların 32 liralar civarından sabit kalması belki hepinizin buna giden bir durumdur. Galiba bu işi beceriyorlar diye düşünüyor olabilirsiniz. Umarım da başarırlar. hiçbir zaman doların artmasını da istemem. Dolar düştükçe, Türk lirası değerlendirdikçe hiçbir sorun yok. Ama Türk lirasına değer katmak gerekiyor. Bakın bu yatırımcılar abiri caizse vur kaç yapan yatırımcılardır. Dolar üzerinden mevduat faiz, dolar üzerinden faiz alan bu faizi de değerlendirerek paralarına para katmaya çalışan belirli ölçüde simsarlardır. Türkiye'de herhangi bir siyasi karışıklık, Türkiye'de herhangi bir sorun ile birlikte bunlar bir anda ılını pırtını toplayarak yüksek çıkışlar yapabilirler. Geçmişte bunu yaşamıştık. Hatırlayın o Japon ev kadınları durumlarını. 2018 miydi? 2019 miydi? Tam hatırlamıyorum. Bir anda dolar zıplayabiliyordu yukarıya doğru. Evet bugün nerede? Doların sabit kalmasının altında müthiş dolar girişi. Yabancıların akın akın Türkiye'den faiz almak için dolarlarını akıttıkları bir yer haline geldik ama bunun bir de dönüşü olabilir. Umarım ki buna dikkat ediyordur Mehmet Şimşek. Çünkü kendisi biz carry trade'de sırtımızı dayamıyoruz dedi. Elbette kimse size sırtımızı carry trade'de dayıyorsunuz diye bir şey söylemedi ama onlar gelip buradan bir şeylere hiçbir şeye dayanmadan bir şekilde ceplerini keselerini doldurarak gidiyorlar. Biliyoruz. Umarım ki gelecekte herhangi bir problem olmaz döviz piyasalarında diyerek bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Zannedersem anlatmadığım hiçbir şey kalmadı. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen çıkmadan önce videoları beğenmeyi, teşekkürler yazmayı ve bir dostunuz ile paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.